Merhabalar, ben Köteis Köfte ve Kasar'ın 39. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde birden fazla şey yapacağız. İlk olarak yeni bir farm kuracağım. Bu paid farm olacak. Farmın bir kısmını inşa ettim fakat geriye tunnel'lar falan filan kaldı. Bir yandan da bug art craft etmem lazım. Bunu nasıl mı yapacağım? Water cell istiyor. Suyu sürekli doldurmam lazım ya da daha değişik bir yöntem kullanmam lazım. Tabii bu istemediğim toprak parçalarını parçalayarak olmayacak. Yok, water değildi. Bucket. Gel bucketçığım. Gel chiseled stonecığım. Buraya niye geldim? En ufak bir fikrim bile yok. Evet, bu yeni farmın yanı sıra başka bir şey daha yapacağım. Ah, aksırmayı kes. Tabii senden çok daha fazlası lazım. 30 tane kadar. Bu yeni farmın yanı sıra bana ne lazım? Yedette değişik bir asansör sözü vermiştim. Onu yapacağım. Evet. Ve doğal olarak bana bronz lazım azıcık. Gear gel. Normal pipe gel. Teşekkürler. Ardından copper cable ve sen değil. Sen de git. Sen de git. Sen gel. Blade bending gel. Ve advanced crafting table. Tabii 128 EU istemiyor fakat onu kullanabiliyor. Bunun ayrıca bir sıvı tankı var fakat bunu göremiyoruz. Sadece bir reader'la görebilirsiniz. O reader'da da craft etmedim. Neyse, buna bir adet de neydin sen? Ah. Şunların bazı ha. Bir adet de conveyor modülü. Conveyor modül hazır. Ve bana 2 adet interface ver. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yay. Biri buraya, diğeri buraya. Şimdi bug earth crafting için 4 tane sand, 4 tane de bu lazım. Ayrıca bir adet de aslında benim için 2 adet oluyor bu. Sel lazım. Bana sel lazım. Birini şuraya koyuyorum.
Bug Earth. Tamam, sentler ortaya. Tamamdır. Şimdi bana bunları verirsek eğer ah. Sen yanlış şeyi aktardın. Tabii bir yandan ben de tanıyorum Blue'u ilk defa kullandığım için. Ya doğru makineyi kullanmıyor mu ya? Bir bakalım. GreggTech'in makinelerine. Advanced Crafting Table, Machine Box, Electric Crafting Table. Bu olabilir mi? Bir screwdriver'la bir şey deneyeceğim. Import. O zaman aradığım sen değilmişsin. Bak sadece gelişmiş bir crafting table. Aradığım senmişsin. Neler eksik? Steel machine hall. Ve 4 tane electrum plate. Steel Machine Hall. Bekliyoruz bunları. Machine Hall. Crafting Table. Elektronları da alalım. Bunu niye kullanmıyordu kendisi? Hı, tamam. Dördüncü de geldi. Crafting table. Tabii inventory doldu. Hadi boğalım. Selimizi de şuraya koyalım. Selleri kullanıyorsun sen. Sen aradığım şey değilsin. Inventory'ı azıcık boşaltalım. Gereksiz şeylerden. Sen gereklisin ama şu an gereksizsin. Şunla biraz uğraşacağız. Hemen geliyorum. Evet, bunu da yanıt vermeyince buna geçtim. Liquid Crafter. Basitçe nedir diye soracak olursanız, sen buradan alıyor musun?
Şunu şuraya koyarsak su almaya başlamasın. Bir de aşağıdan verelim. De bununla bağlayalım. Bunların bağlanması lazımdı normalde. Abi sen drain'i takmamışım. Ben de diyorum neden su almıyor? Bunu ne zamandan beri fark etmiştiniz? Lütfen açık açık söyleyin. Köfte ve dörtlükleri. Şimdi seni bir deneyeceğim. Hadi bakalım. Ve cable. Ardından da send ve 4. Hadi bakalım. Ha tamam dolduruyormuş. Şimdi bana bir edit interface ver. Bir sen zaten interface'im var tamam. Interface ve senin çıkışın nerede? Send. 4 send. Tamam, bu iyi. Bu güzel bir düzen şu an. Şimdi 1 2 3 4 ve 1 2 3 4. Sen gidebilirsin, sana ihtiyacım olmadı. Sen de burada kal. Kısaca ne diyoruz? 4. Sekiz.
8 bug ört. Tamamdır, süper. O zaman cable'larımızı alıp senden daha fazla craft ettirmiştim zannediyorum. Neyse, bir 20 tane daha craft et. O esnada aşağı inip şu farmımızla nihayet ilgilenelim. Ardından ufak bir asansör daha. Evet. Değişik bir asansör bu sefer. Yapıp bölümü bitirelim ve önümüzdeki bölümden itibaren çok ilginç şeyler gelişelim. Ve bu katı artık inebiliyoruz. Bölüm arası hallettim bunu. Şimdi burada bize lazım olanları gene az buçuk unuttum. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim. Şunu da yerleştirelim. Ve ardından önceden kullandığımız peer-to-peer tunnel. Voila. Tabii şu an herhangi bir yere bağlı değil. Bunu bağlamak bize düşüyor. Kısacası bundan öğreneceğimiz ders, peer-to-peer tunnel'ları sevin. Onlar candır. Gel. Evet. Ve bu arkadaşımıza enerjimiz gidiyor. Ve sen... tabii şu an taşıyamaz çünkü bir şey yapmamız lazım. Electrical Engine değil, Managed Farms ve gene lanet bir şeyi unuttum. Vay, yakında Wireless Access Terminal yapsam çok güzel olacak. Neydin sen? Tamamdır. Bir de fertilizer alalım. Evet. Managed farm. Yok, seni önden değil. Önden şunları koyalım. Ve voila. Tamamdır. Ah. Ardından sana fertilizer'ı da öğretelim. Önden fertilizer gelsin. Sonradan Pito. Sonra da sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Ve peat bug'larımızı yerleştirmeye başlıyor. Sen şu an sinyalsiz çalış. Evet, şuraya yerleştiriyor şu an. Bunlar neye dönüşecek diye soracak olursanız, ilginç bir şey. Pete adını verdiğimiz ufak bir şeye. Orada Pete'e bakacak olursanız, jeneratörde 5K EU üretebiliyor. Bunun dışında Railcraft boilerlarını neden göstermiyor? Çünkü Railcraft boilerlarında da çok gayet verimli çalışıyordu. Bunun yanı sıra bunun iki kat daha verimlisi olan bu var. Ama bunun için arılara girmek lazım maalesef. Yani eş sıkıntı değil. Neden değil? Arılara girebilirim bir ara.
Ve buna 5'e 5 lazımmış, onu öğrendik. Bir ara upgrade ederiz. Evet. Sen nasıl gidiyorsun? Ha, gayet güzel idare ediyorum diyorsun ha. Sandır. Sen. Daha hiç Pete'imiz. Lan bu ilginç oldu. Kelebeğimiz var. Ha neyse. Bunu hallettiğimize göre bu biraz Pete'leri işliyor dursun. Zaten otoalımını kapattım. Onu bir iş için lazım bana. Burada ufak bir arkadaşımızla uğraşalım. Evet, şuraya elevator trackleri yerleştirmiştim. Buradan bana 1, 2, 3, 2 adet normal track. Bir tane detector track. Ardından bu redstone sinyali aldığın takdirde üstünden bir player geçer. Minecart'ın içinde player geçerse player'ı atıyor. Böyle bir arkadaş. Ya kısacası istenmeyen player'ları atar. Diyebiliriz de. Asıl istediğimiz player'ı atıyor. Ve şu arkadaş. Benzer bir şey. Bunu da yapıyoruz. Desektör. Disembarking. Clear detektör. Redstone sinyal kısmı buraya gelsin. Black Granite. Black Granite. Buraya bir adet de Red Alloy Wire. Şimdi test için şu mankartı ödünç aldım bile. Aa. Tamam, bu beklediğim bir şey değildi. Bakalım dedektörü buraya koyabiliyor muyuz? Disembarking'in yerinin değişmesi lazım, onu biliyoruz. Disembarking dedektör dönebiliyor mu? Hayır, dönemiyor. O zaman dedektör sen buraya. Sen de buraya. Şimdi bunu böyle yaparsak, böyle bu sefer de böyle bir sorunla karşılaşacağız. Yani bunun anlamı her türlü senin yerinin değişmesi lazım. Tamam. Player dedektör aslında bu yöne de çevirebilirim. Neyse bu böyle kalsın. Ama trackler. Fanım neden coşmaya başladı tekrar? Temizlenmesi mi lazım? Evet. Sen ve sen.
Sen nereden resson sinyali alıyor bu? Bir şey deneyeceğim tekrar. Sen şöyle gel. Dedektör. Yok, dedektör burada olmuyordu, tamam. Disembarking. Boarding. Standart. Standart. Dart. Standart. Dedektör. Red alloy. Red alloy. Tamam. Bu seferki düzeni çözdük. Sen de o zaman... dur. Bir de işin bu tarafı var ama onu halledeceğiz. Şimdi. Track. Track. Dedektör. Dedektörler önemli. Onu söyleyeyim. Bayağı önemliler hatta. Nedenini birazdan öğreneceksiniz. Kart. Tabii ki de şurada Red Alloy Wire olmadıkça beni tanımaz. Evet. Dedektörün yerinin değişmesi lazım. Disembarking burada olsa bir problem olur mu? Şu an onu bir test edelim. Tamam, disembarking'in burada olması sorun yaratmıyor. O zaman dedektör için başka bir şey düşünüyoruz demektir bu. Ve o zaman sen şöyle arkaya gel. Arkaya redstone sinyali ver. Dedektör. Gel. Tamam. Bu herhangi bir sorun olmadan çalışmalı. Deniyoruz. Evet. Şimdi bir de tam tersi yönde deneyelim. Tamamdır. Şimdi yapmamız gereken tek şey Areslaç. Ve şuraya ufak bir arkadaşımızı geri koymak. Aslında yukarı çıkmadan da yapabilirim. Eve gitmeden de yapabilirim. Buradan.
Slash. 4 tane lazım senden. 2, 3, 4. Redstone Torch 2 tane. Teşekkürler. Anold. Tamam bu kadar. Ve Areslaç. Teşekkürler. Tamamdır. Screwdriver'ım var mı? Yok. Ve gene yanlış kata çıktım. Çünkü screwdriver'ımı buradan alabilirim. Ha bu arada buraya da ışıklandırma konusunda şöyle bir şey yaptım. Hemen göstereceğim. Şunlar inverted black fixture. Şu şekildeler. Project Red'in eklediği lambalardan biri. Ve Project Red'in lambaları multipart olduğu için üzerine bu glass'ın cover'ını yaptım. Pardon. Secret glass ise şu şekilde yapılıyor. Ah, yanlış koydum. Ne lazımdı bana? Screwdriver. Gel. Repeater'lar yüzünden orada ufak bir delay var. Şimdi tabii ki de bana ikinci bir kart lazım. Beş. Iron plate. O zaman kadar şunu kullanırız. Tamam, bu yön beklediğim işlemi yapıyor. De. Red alloy wire'larım bu şekilde bitiyor. Ama asansörümü tamamlamış oluyorum. Ve istediğim şey buydu. Ni ha ha hay. Ha ha hay. Hay hay. Evet, tam olarak istediğim şey buydu. Ah. Abi sen dedik. Sorry. İhtiyaç duyuyorum. Neyse. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler. Dedim ama ufak bir şey unutmuşum. Evet.
Pit buglarımız hazır. Sen sistemde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 512 pit bug olduğunda sinyalini kes. Evet. Tamamdır. Asansörleri seviyorum. Ne yapabilirim? Aslında düşündüğümde biraz fazla kablo döşedim. Aa, yok, burayı gene döşemem gerekiyordu. Mesela ben kablo kaybettim. Ha. Ha. Bir de bir şey deneyeceğim. Neyse, bunun kamera karşısında denesem iyi olur. Şunu şuraya taşıyacağım işte. İyi. Evet, sesli günler, iyi eğlenceler.